Sevgili dostlar, size Kanlıca mantarını tanıtmak istiyorum. Kanlıca mantarı Rusulaceae familyasından yenilebilen bir türdür. Kesildiğinde turuncu bir sıvı salgılar. Şu sap kısmında gördüğünüz şu turuncu daire bunun bir kanlıca olduğuna işarettir. Bu salgıladığı sıvı sebebiyle Ractarius ailesine dahil edilmiştir. Yani sütlü mantarlar cinsindendir. Rusula mantarı tebeşir gibi kırılan yüzüksüz bir mantardır. Bu familyanın sütlü cinsleri içinde Ractarius olarak adlandırılmışlar. Ülkemizde 3 tür kanlıca bulunmaktadır. Bunların Latince isimleri Ractarius salmonicolor, Ractarius deliciosus ve Ractarius deterimus. Bunlar, bu gördüğünüz kanlıcalar Ractarius deliciosus olarak adlandırılır. Halk arasında farklı isimleri var. Çıntar, Melki, Çam Melkisi gibi isimler verilmiştir. Ülkemizde en çok bilinen ve tüketilen mantar cinsi kanlıcadır. Şapka kısmı 4-14 santim arasında büyüyebilir. Genellikle kuru bir mantardır. Islandığında yapışkan bir hal alır şapkası. Sap bölümü 8 ya da 3 santim uzunlukta veya 1-2 santim çapında olabilir. İlk defa 1753 yılında yenilebilir statüsüne girmiştir bu mantarlar. Ormanlarda toplanan mantarların semt pazarlarında satılması ile yerel halk kendisi için bir gelir kaynağı oluşturmuştur. Bu mantarlar doğa haricinde yetiştirilebilir kültür mantarları değildir. İhtiyaç duyduğumuz kalsiyum, fosfor, sodyum, potasyum, magnezyum gibi minerallerin yanı sıra B1, B2 ve C vitaminleri içerir. Her mantarda olduğu gibi bunda da bolca C vitamini vardır. C vitamini biliyorsunuz kış aylarında bizim için gayet önemli. Hastalıklara karşı koruma sağlaması açısından vücudumuzun. Kanlıca mantarları gördüğünüz gibi çam, şöyle göstereyim etrafı. Çam ağaçlarının olduğu iğne yapraklı ormanlarda yetişir. Yani bunun bir benzeri var. Kestiğimiz zaman süt çıkıyor içinden. Ama zaten onun alt lamel yapısı beyaz. O mantar biraz sıkıntılı, hastalık oluşturabiliyor vücudumuzda. Yani ishal, mide ağrısı gibi semptomlar yaşayabiliriz. O yüzden onlara dikkat etmek lazım. Bu mantarın en önemli özelliği üst kısmının ve alt kısmının turuncu. Şöyle turuncu. Ortadan dışa doğru yuvarlak halkalar çizerek açılan uç kısımları aşağıya doğru kıvrık. Gördüğünüz gibi üstü de aynı, altı da aynı renk ve ortasında şöyle bir boşluk vardır. Kestiğimizde de mantarı sap çevresinde kırmızı bir hare oluşturur. Bu mantarımızı bu şekilde tanımlayabiliriz kanlıca mantarı olduğunu. Daha bunda çok belirgin yok. Bu genç bir birey. Şöyle daha önce topladığım mantarlardan göstereyim size. Burada büyükleri de var. Bakın sap üzerinde şöyle benekli bir doku var. Görüyorsunuz. Elime odaklanıyor. Şöyle sapta benekler mevcut. Ve yine ortası delik. Ya delik olmaya da biliyor ama içi süngerimsi bir yapıda oluyor. Lameller sık. Hemen şapkadan sapa doğru birleşiyorlar. Gayet güzel, lezzetli bir mantar. Bütün yıl boyunca bunu bekleyen, deli gibi ormanlarda çıktığında toplayan, bunu haşlayıp derin dondurucusuna koyan, turşusunu yapan bizim milletimiz
bayılarak bunu yiyor. Ben çok sevmiyorum. Bu topladıklarımı da şöyle bir yemeklik buldum. Fazlasını almayacağım. Bir abim var, çok seviyor bu mantarı. Ona götüreceğim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. İnşallah bilgilendirici bir video olmuştur. Bu mantarı size tanıtabilmişimdir. Doğada mantar toplarken çok dikkatli olalım. Bilmediğimiz mantara kesinlikle almayalım. Mantarlar dokunmakla, koklamakla hiçbir şekilde bizi zehirlemez. Ancak bilmediğimiz mantarı alıp lütfen yemeyelim. Yani 3 kuruşluk şey için. Ya ormana çıkalım, gezelim, mantarlara bakalım, inceleyelim, bunları araştıralım. İyice öğrenmeden bu işi yapmayalım, toplamayalım, yemeyelim, tüketmeyelim. Kimsenin hayatından değerli değil bir mantar. O yüzden videomu beğendiyseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Başka bir mantarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.